proje sürecine bizim Özyeğin Üniversitesi'nin sene başında bize dahil edilmesinden başladı. Bu süreçte hiç okulduk biz. İlk başta yapılan açılış toplantısında neler yapılacağı hakkında bize bilgi verildi. Devamında, projenin devamında süreçle ilgili olarak Özyeğin Üniversitesi'nden sürekli veri alışverişi için gelip giden ekiplerle sürekli diyalog halindeydik. Belli veriler bizden topladılar. Bunun dışında ölçüm cihazları sınıflarımıza takıldı. Bu ölçüm cihazlarıyla belli aralıklarda gelip veriler aldılar. Bunun yanı sıra yıllık bizim faturalarımızın toplam, genel toplamı, bu tarz veriler, bu tarz parametreler bizden istedim. Bunun dışında çocuklara farkındalık yaratma konusunda da bizim çalışmalarımız oldu. Bütün okulda bir farkındalık yarattık mı? Hayır. Ama özellikle cihazların takıldığı sınıfta bir farkındalık oluştu. Doğrudur. Bir heyecan uyandırdı. Doğrudur. Çocuklar merak ettiler doğal olarak bunu. Özellikle öğretmenlerle, müdür yardımcılarla sordular. Bu nedir? İçimiz bunu kullanıyoruz. Sınıfımızda bunlar niçin var? Enerji tasarruf ile ilgili neler yapabiliriz gibi birçok soruyla karşılaştık. İster istemez bir dokunma oldu, yani bir farkındalık yarattı. Bunun yanı sıra özellikle Yasemin Hanım'la sürekli bu enerji tasarrufunun milli eğitim müfredatına yerleştirilmesi, bunun meslek lisesi alanları üzerinde bütün alanlara nasıl yayabiliriz veya bunu ders programı olarak müfredatın içerisinde modül olarak nasıl yerleştirebiliriz? Bununla ilgili sürekli beyin fırtınası yaptık. Katkıda bulunduğumuzu da düşünüyorum. Umarım devamı gelir bu projenin. Çünkü biz yerinde ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Umarım milli eğitim müfredatının içerisinde de yerleştirilir ve toplumsal bir kültür oluşturulur bu konuda.